korsan şehri Port Royal 300 yıldır Karayipler'in dibinde gizleniyor. Tam anlamıyla denizin yuttuğu bir şehir bu. Şimdi yeni bir soruşturma okyanusun suyunu çekecek. Karayipler'deki tıkacı çekecek ve dünyadaki en kötülük dolu şehir olarak bilinen yeri ortaya çıkaracak. Tüm zamanların en büyük korsan başkentiydi. Şehri yok eden sıra dışı felaketle ilgili kayda değer yeni kanıtları ortaya çıkartıyoruz. Deprem, tsunami ve ölümcül bir bataklık. Tam anlamıyla bir yıkım yeriydi. Bu kadar günahkar olduğuna inanılan bir şehir, Tanrı'nın gazabını hak etti. Port Royal, İncil'deki Sodom ve Gomorra'nın bir araya gelmiş haliydi. Son teknoloji malzemeler kullanan bir bilim insanı ekibi, Port Royal'ın gizemlerine el atıyor. Felaket tam olarak nasıl oldu? Şehir neden dakikalar içinde çöktü? Sularını çekerek tüm zamanların en kötü nam salmış şehrini daha önce hiç görmediğiniz gibi ortaya çıkartacağız. Batık Korsan Şehri. Okyanusu boşaltabileceğinizi hayal edin. Tıkacını çekip deniz yatağında yatan şeyi ortaya çıkarabileceğinizi. Yeni ve güçlü bir teknoloji tam olarak bunu yapabiliyor. Dijital fotoğraflar ve sonar taramalar, batık kalıntılar hakkında bize yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu yeni bilgiyi kullanarak kayıp dünya Port Royal'ı ortaya çıkarabiliyoruz. Jamaika'nın güney kıyılarında Port Royal, 17. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu'nun ortasındaki bir İngiliz kalesiydi. Kingston Limanı olacak yeri uzun bir kara çıkıntısından yönetiyordu. Karayip Korsanları filmini izlediyseniz gördüğümüz ilk kasaba Jack Sparrow'la tanıştığımız yer Port Royal'dır. Korsanlığın karıyla iyice büyüyen Port Royal, nüfusu 8000'i bulan bir şehirdi. Yeni dünyanın en hızlı kalkınan şehriydi. Ama aynı zamanda dünyanın en ahlaksız şehri olarak biliniyordu. Orada İngiliz kolonilerindeki tüm diğer şehirlerden daha çok bar ve umumhane vardı. Limanın kendisi oldukça intizamsız. Sodom'dan daha salaş. Her türlü sefaatle tıka basa dolu. ...7 Haziran 1692'de... felaket Port Royal'ı vurdu. Dev bir deprem şehrin 2/3'ünü haritadan sildi ve denizin dibine yolladı. Batık şehirler konusunda uzman olan arkeolog John Henderson, yeni teknolojiyi kullanarak felaketin nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkartacak. Port Royal o kadar çabuk batmıştı ki tüm sırlarını yanında götürmüştü. Burası gerçek bir batık şehir ama bununla kalmıyor. Aynı zamanda felaket yeri. O kadar çabuk battı ki olduğu gibi kaldı. Buraya yeni dünyanın Pompei'si deniyor. Şimdi su altında keşfedilmeyi bekliyor. Arkeolojide bu çok ender görülür. Son teknoloji malzemeler kullanan John'un görevi batık şehri tekrar keşfetmek ve kalıntıların dijital bir modelini yaratmak. Bu veriler şehrin 2 dakikalık bir dehşet içinde nasıl parçalandığını ortaya çıkartacak. John'un buldukları UNESCO Dünya Mirası unvanı önerisini destekleyerek Port Royal'ın küresel önemini güçlendirecek ve kalıntıları gelecek için korumaya yardımcı olacak. Çok büyük bir görev ama işe yararsa veriler sanal olarak okyanusun suyunu çekmemizi sağlayacak. Milyonlarca litre suyu çekerek batık Port Royal şehrini nihayet gün ışığına çıkartacağız. Port Royal kesinlikle çocukken hakkında bir şeyler okuduğum bir yer. Batık bir korsan şehri anında insanı çekiyor. Benim için çok heyecan verici bir şey bu.
Batık şehir, modern balıkçı kasabası Port Royal'ın açıklarında yer alıyor. Ama tam olarak nerede? Su altındaki kalıntıları araştırmak için John'un önce yerini belirlemesi gerek. Bence Port Royal'ın en gizemli yanı, kimsenin su altında ne olduğunu tam olarak bilmemesi. 300 yıllık şehrin izleri hala bulunuyor. Bu oldukça önemli bir duvar. Bir binanın duvarı bu. Bir eve dair işaret. Kayıp şehrin küçük bir parçası bu. Çoğu şey onlarca santim çökelti ve ölü mercanın altında yatıyor. Burada neler olabileceğini düşünün. Yüzlerce bina, içeriği bozulmadan mercanın altında mühürlenmiş olacak. John, Port Royal'ın gerçek boyutunu ortaya çıkarmak için en yeni tarama malzemelerine ihtiyaç duyacak. Araştırması bu gizli binaların sırlarını açığa çıkarmayı ve nihayetinde gözün görebildiğinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Burası üstünde çalışması çok güç bir bölge çünkü görüş alanı çok kısıtlı. Bu yüzden hiç düzgün olarak haritalandırılamadı. Bazen daldığınızda yüzünüzün önündeki elinizi bile göremiyorsunuz. Kısıtlı görüş alanı önceki araştırmalara engel oldu. O yüzden John mümkün olan en güçlü dijital teknolojiyi kullanacak. Daha önce hiç arkeolojik alanda kullanılmamış, ileri teknoloji bir alet bu. İlk defa test edeceğiz. Bu bölgeyi canlandırma, üç boyutlu modelini çıkarma potansiyeli var. Otonom yüzey aracı, yani OYA, deniz yatağındaki yükseklik değişimini ölçmek için sonar sinyal gönderiyor. Bölgede çıkacağımız ilk görev bu. Şartlar bugün kesinlikle mükemmel. Otonom yüzey aracı, batık şehrin duvarlarını ve sınırlarını belirleyecek. Bu şekilde John da üç boyutlu modelini yapacak. Bu verileri ve binayı üç boyutlu olarak algılayıp algılayamadığını görmek çok güzel olacak. Peki kayıp şehir nasıl görünüyordu? Farklı bir teknik bunu bize gösterebilir. Otonom su altı aracı yani OSA, fotogrametri denen bir teknik kullanarak binlerce görüntü kaydediyor. İki insansız su altı aracı da yüksek çözünürlükle harabe şehri ilk defa görselleştirmemizi sağlayacak. Yeni bir Port Royal imgesi oluşturacak ve şehri yok eden felaketle ilgili ipuçlarını ortaya çıkaracak. Kolay bir görev değil bu. Görüş alanı genelde berbat oluyor ve tarama araçları işlek bir limanın ağzında çalışma yapıyor. Şimdi asıl bölgeye varmış olmamız gerek. Tarama başlayalı birkaç saat olmuşken plan çok ters gidiyor. Bir deniz motoru tarama bölgesine giriyor. Bir olay oldu. Aracı geri çekmeye çalışıyoruz. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz çünkü bir tekne geldi ve onu takip etmek için kullandığımız ipi kesti. O yüzden adamlarımızdan biri görsel olarak onu bulmaya çalışacak. Bir tekne OSA'ya çarptı ve anteni kopardı. Ekip hasarın düşündüklerinden büyük olduğunu keşfetti. Evet, olabilecek en kötü şey bu. Aracı kaybettik. Fotoğraf araştırması tamamlanmadı. Ve bu kaza $500,000 aracı devreden çıkardı. Bence işi bitmiş. Bunu yenileyemeyiz. Şimdi olmaz. Tek yapabileceğimiz şey sonra tekrar gelmek. Büyük bir hayal kırıklığı. En azından otonom yüzey aracının yaptığı ilk tarama işe yaradı. Ekip deniz yatağının derinliklerinden kayıp şehri haritalandırmalarını sağlayacak veriyi alıyor. Düz kısmı belirledik. Batık şehir de orada bulunuyor. Bu cesaret verici bir başlangıç ama ihtiyaç duydukları bilginin yalnızca yarısı. John'un sonra yine gelip kayıp şehrin binalarının fotoğraf taramasını tamamlaması gerek. Port Royal'ın önündeki denizin suyunu çekmek, buranın neden korsanların merkezi olduğunu açıklayabilir. Her şey konumuna bağlı. Kingston Limanı'nın tam girişinde. Bu Karayip sularını çekerek en büyük doğal limanlardan birini ortaya çıkaracağız. 16 kilometreye 3 kilometre genişliğindeki liman,
yüzlerce gemiyi tropik denizleri vuran fırtınadan koruyacak kadar büyük. Daha da iyisi, Port Royal uzun bir kara çıkıntısına kuruldu. Göreceğimiz şeylerden biri bu derin limandan çıkan kara uzantısı olacak. Dik kıyıları gemilere rıhtım olmak için mükemmel bir konum haline gelmesini sağladı. İki tarafta da su derin. Büyük gemiler buraya gelip kısa sürede kıyıya çok yaklaşabiliyordu. Liman kurmak için burası mükemmel bir yer gibi görünüyor. Ama sürekli kayan, kumdan oluşan kara çıkıntısı Port Royal'ın felaketi oldu. Asıl sorun uzun bir mesafe boyunca aşağıda sabit bir yer şekli olmaması. Bu yüzden deprem olduğunda burası sallanmaya başladığında başınız belaya giriyor. Port Royal'da kimsenin saatli bomba üstünde olduğunu bildiğini sanmıyorum. Fotogrametri tarama aletinin bozulmasından 7 ay sonra John Henderson tekrar burada. Bu kez fotoğrafçı Simon Brown, OSA'nın görevini yapıp batık şehrin fotoğraflarını çekecek. Görüş alanı çok kısıtlı olduğu için Simon'ın kalıntılara çok yaklaşması ve binlerce fotoğraf çekmesi gerek. Fotoğraflar 3 günde su altında yatanların 3 boyutlu bir modeli haline getiriliyor. Evet Simon, göster bakalım. Kolay olmadı ama 5 numaralı binanın çok fotoğrafını çektik. 5 numaralı bina bir zamanların büyük aile evi olabilir. Geriye sadece bir oda kaldı ve emsalsiz detayları ortaya çıkardı. Çalışma şartların düşünülünce bu muhteşem görünüyor. Burada duvarı yakaladığımız görülüyor. Yanındaki avlu bile görülüyor. Ateş çukuru görülüyor. Alçak duvarlar görülüyor. Harika bu. Tuğlaları tek tek görebiliyoruz. Benim için heyecan verici olan şu. Bunu birine gösterebiliriz ve aşağıda ne olduğunu anında görebilirler. Bu kadar iyi sonuç alacağını düşünmemiştim. John'un görevi muhteşem sonuçlar veriyor. Kayda değer fotoğrafik veriler, deniz yatağındaki önemli kanıtları ve kayıp evlerin tuğla temellerini ortaya çıkarabilir. Bu verilere deniz yatağının sonar taramasını ekleyebiliriz. Üç boyutlu olarak batık şehrin kopyasını görüyoruz. Ve Port Royal'ın ucu ilk defa ortaya çıkıyor. Burası kayıp şehrin ayakta kalan 56 dönümü. Batık şehrin olduğu bölge görülüyor. Nereye ulaştığı ilk defa görülüyor ve bu çok heyecan verici. Kingston limanının suyunu çekip kayıp okyanusu şehirden uzaklaştırabiliriz. Port Royal'ı sulu mezarından çıkarabiliriz. Gün ışığı bir kez daha sokaklarına vurabilir. 300 yıl sonra ilk defa orada olan şeyi tekrar inşa etmeye başlıyoruz. Port Royal'ı mahveden yüzlerce evi ve görkemli kalelerini suya gömen sıra dışı felakete artık biraz ışık tutabiliriz. Günahkarlığının ipuçları hala karanlıkta yatıyor. Batık korsan şehri Port Royal'ın etrafındaki suyu çekiyoruz. 300 yıl önce bir depremle denizin dibine çöktüğünden beri ilk kez şehri tümüyle görebiliyoruz. Artık dünyadaki en günahkar şehir olup olmadığını öğrenebiliriz. 1950'lerden beri yapılan 3 arkeolojik keşif gezisinde Port Royal'ın korsan geçmişini ortaya çıkarmak için su altındaki kalıntılar araştırıldı. 1980'lerde bir ekip şehrin kendi dokusunun bir parçasını keşfetti. O 10 yıl boyunca 5 binayı neredeyse tamamen kazıp ortaya çıkardık.
Şimdiye kadar yürüttüğüm en heyecan verici kazıydı. Şimdi bu keşifleri haritalandırabilmek için bilimi kullanabiliyoruz. Şehrin tam içinden geçen 3 arkeolojik keşif. Kayıp bir dünyada binlerce kalıntı. Hepsi Port Royal'ın dehşet verici son günü için bir ipucu. Burası felaket yeri olduğu için o zamanlar kullanılan çeşitli birçok alet sular altında kaldı. Hepsi Karayip korsanlarının 17. yüzyıldaki dünyasına dair ipucu. Günlük hayatlarına göz atabiliyoruz. Kalaylı sofra takımından Çin porselenine çeşitli zenginlik belirtileri var. Port Royal'ın arkeolojik kaydı ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Normalde yeni dünyadaki şehirler Avrupa'dakilerin yoksul kopyaları iken, Port Royal Avrupa'daki başkentlerle boy ölçüşüyor. Peki Port Royal nasıl bu kadar zenginleşti? Şehir çalınan İspanyol hazineleriyle inşa edildi. ...1650'lerde İngiltere ve İspanya savaşıyordu. Karayipler'deki İngiliz bölgesi olan Jamaika, Florida'dan Meksika'ya, Güney Amerika'ya her tarafından İspanyol güçleriyle çevrilmişti. Jamaika'nın güney kıyısındaki Port Royal, başta İngiliz İmparatorluğu'nun küçük bir karakoluydu. Ama Charles Kalesi'nin büyüklüğü, kısa sürede ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor. Bu kale, Karayipler'in en büyük limanlarından biri olan Kingston Limanı girişini korumak için yapıldı. Buraya 500 gemi sığıyor. İspanyollara karşı avantaj kazanmak için İngilizler korsanların yardımına başvurdu. 1657'de Port Royal'ın vali yardımcısı, korsanları gelip gayri resmi savunma gücü görevi görmeleri için çağırdı. İngiliz hükümeti, İspanyol mallarına saldırıp onları İngiliz limanlarına getiren korsanları yardımcı olarak görüyordu. Korsanlara, İspanyolları denizde de karada da yağmalama izni verildi. Hükümet izniyle çalışan korsanlar olarak tanınmaya başladılar. Port Royal'da devlet onayıyla korsanlık yapılıyordu. Port Royal'da Karayipler'in ortasında korsanlar Avrupa ve Yeni Dünya arasındaki ana taşıma rotalarının çok yakınına mükemmel bir şekilde konumlandırılmıştı. İspanyollar bir şey getirmek istediğinde Port Royal'dan geçmesi gerekiyordu. Yani bir tilkinin tavuk dolu bir kümeste oturması gibi bir şeydi bu. Port Royal bu sayede dünyada korsancılığın başkenti oldu. İspanyollardan yağmalanan korsan hazinelerinin hala Port Royal'da olduğu söyleniyor. 1671'de Panama'dan yağmalandığına inanılan gümüş bir komünyon takımı duruyor. Tam olarak korsanların ilgileneceği türden bir şey bu. Gümüş, altın, o zaman değerli olan ne varsa, yağmada bulunan şeyler Port Royal limanlarından geçerdi. Tüccarlar zenginleşirdi, korsanlar zenginleşirdi, yerel tavernalar zenginleşirdi. Port Royal'ın temeli buna dayanıyordu. Anlaşmaya göre İngiliz hükümdarlığı yağmanın çeyreğini alıyordu. Geri kalanını korsanlar kendi arasında bölüşüyordu. 1659'da ilk korsanlık yolculuklarında filolar şimdinin parasıyla 75 milyon dolarlık para getirdi. Port Royal'a dalga dalga vuran İspanyol serveti çok büyüktü. Dev nakit akışı bu müstahkem karakolu hızla kalkınan bir şehre çevirdi. Arkeologlar tarihi tasvirlere ve haritalara dayanarak kayıp şehrin planını çıkardı. John, modern Port Royal sokaklarını gezip yeraltı harabeleriyle nasıl bağlandığına bakıyor. Planlardan anlıyoruz ki modern balıkçı kasabası aynı yapıyı sürdürüyor. Sokaklar 17. yüzyıldakiyle aynı. Ana yollardan biri olan Queen Caddesi dümdüz gidiyor ve
denize varınca bitiyor. Batık şehre doğru devam ettiğini biliyoruz. Arkeologlar Queen Caddesi'ni takip edip denizin 90 metre altına kadar devam ettiğini buldu. Şehir planını haritalandırarak tam boyutunu ortaya çıkarabiliriz. Sıkı bir sokak ağı 200 dönümden fazla alanı kaplıyordu. Denize bakan 3 heybetli kale tarafından korunuyordu. Şehir duvarlarının içinde Port Royal, 17. yüzyıl Londra'sı kadar kalabalıktı. Parlak döneminde Port Royal'da olsanız, tıka basa insanla dolu küçük bir şehre gelmiş olurdunuz. Deniz yatağındaki ipuçları, Port Royal'ın Londra'yla mimarisine kadar uzanan benzerliklerini ortaya çıkarıyor. 3-4 katlı, sivri çatılı, ön cephesi dar, arsası derin, arka ve ön bahçeli, aynı tip tuğla binalar vardı. Suyu çekilen şehirde 2000 tuğla ve keresteden yapılmış ev Port Royal sokaklarını dolduruyordu. Büyüyen nüfusu neredeyse 8000'e varmıştı. Ama kalabalık dar sokaklar deprem vurduğunda ölüm tuzağı haline geldi. Çok kapalı ve fazla kalabalık yarımadada insanlar 2 ila 4 katlı konutlarda yan yana yaşıyordu. Deprem vurduğunda kaçacak hiçbir yer yok. 1670'lerde Port Royal zamanının Las Vegas'ı haline geldi. Burası öncü bir kasaba sayılır. Amerika kıtasında 17. yüzyılın altına hücum kasabası denebilir. İnsanlar çabuk zengin olmak için İngiltere'den gemiyle buraya geliyordu. Nasiplenecek bu kadar servet olunca ticaret gemileri, tüccarlar ve zanaatkarlar korsan şehrine geldi. Bazıları bir gecede milyonerlere denk oldu. Bir hikayeye göre azgın bir korsan şehirdeki en güzel hayat kadınıyla yatmadan önce striptiz yapması için ona 1000 sterlin vermiş. Peki Port Royal dünyanın en günahkar şehri miydi? Bu kayıp dünyada yapılan kayda değer keşifler Port Royal'ın itibarını nasıl kazandığını ortaya çıkarıyor. Lime Caddesi'nde bir binada çok önemli ipuçları bulunuyor. 60'tan fazla kalıntı var. Hepsi de şişe. Port Royal'da bir numaralı binada kazı yaptığımızda taverna olduğu oldukça açıktı. Arka odasında 60'tan fazla şişe vardı. Hala tıpalıydılar. Arkeologlar Port Royal'ın birçok barından birini keşfetmişti. Tarihi kayıtlar burada yüzlerce taverna olduğunu gösteriyor. Belki de her 10 sakinine bir tane düşüyordu. John, batık tavernanın kalıntılarına dalış yapıyor. Korsanlar burada paralarının çoğunu alkole harcıyordu. Buradaki sefahat ve sarhoşluğu hayal etmek güç. Korsanlar servetini rom, şarap ve kadınlara saçıyordu. Tipik bir korsansanız parayı zevk için harcardınız. Port Royal'da da zevk alabileceğiniz çok şey vardı. Alkol, güzel yemekler ve seks. Port Royal'ın daha köhne olan tarafının adı kötüye çıktı. Bu tavernalara umumhane deniyor. Sefil, hafif meşrep kadınların ve hayat kadınlarının evi buralar. Şehri medenileştirmek neredeyse imkansız. 17. yüzyıl dünyasında Port Royal, Tanrı'nın gazabına uğramak için çok uygundu. Hatta bazıları dünyadan silinmesi gerektiğine inanıyordu. Ama kimse üçlü bir felaketin şehri yıkacağını tahmin edemezdi. O felaketin izleri hala deniz tabanında duruyor. Port Royal'ın etrafındaki okyanusu boşaltıyoruz. Dünyanın gördüğü en kötü nam salmış korsan şehrini ortaya çıkarıp, şehri denizin dibine gönderen, sıra dışı ve kıyamet gibi bir sona sürükleyen üçlü felakete ışık tutuyoruz.
Deniz yatağında bulunan binlerce ipucu arasında depremin vurduğu zamana dair tüyler ürperten bir kanıt var. 17. yüzyıldan kalma bir cep saati. İbreleri denizde çoktan paslanmış. Ama yakından incelendiğinde ortaya ilgi çekici bir şey çıkıyor. Röntgen çekildiğinde ibrelerin 11.43'te durduğu görüldü. Tarihi kayıtlardan bildiğimize göre deprem öğlenden hemen önce vurmuş. Kimileri saatin tam deprem vurduğunda durduğunu söylüyor. Peki depremi hangi doğal güç harekete geçirdi? Cevabı bulmak, depremin kaynağını ortaya çıkarmak için sadece Port Royal'dan değil, tüm Jamaika'dan okyanus suyunu çekiyoruz. Cevap karanlıkta. Yüzeyin yüzlerce metre altında yatıyor. Jamaika'dan okyanus suyunu çektiğinizde deniz yatağında dev oluklar olduğunu görürsünüz. Bunlar doğuya ve batıya giden kırıklardır. Deprem fay hatlarıdır. Fay hatları yer kabuğunun iki parçası olan Kuzey Amerika levhası ve güneydeki Karayip levhasının arasında sınır işlevi görüyor. İki levha da sürekli hareket ediyor. Levhanın aşamalı hareketinin iki taraftan da engellendiği, gerilimin biriktiği bir yer. Yani temelde burası deprem bölgesi. Port Royal bunun tam ortasında yer alıyor. 1692'de aşamalı olarak zamanla biriken o gerilim dev bir depremle serbest kalmış oldu. Yer kabuğundaki gerilim serbest kalırken etrafına güçlü bir deprem dalgası yayar. ...7 Haziran 1692. Port Royal'da kıyamet günü sıradan bir gün gibi başladı. Kiliselerde günlük ibadetler yapıldı, gün doğumunda ticaret başladı. İnsanlar işleriyle ilgileniyordu. Saniyede 8 kilometre hızına kadar çıkan deprem dalgası direkt Port Royal'a doğru geliyordu. O sabah birinin vali yardımcısıyla İspanyol şarabı içmeye gideceğine dair kayıtlar var. Gelecek şeyin hiçbir belirtisi yoktu. Port Royal'ın dar sokakları ve binaları insanlarla doluydu. İskeleleri ticaret gemisi kaynıyordu. Galiba ilk belirti kuzeyden gelen bir gürültüydü. Dağlardan alçak bir gümbürtü geldi. Elimizdeki kayıtlar depremin 3 kere vurduğunu gösteriyor. Asıl öldürücü olan sonra olacaklardı. O kadar şiddetli bir sallantıydı ki insanlar dizlerinin üstüne düştü. Yerde yarıklar açıldı. Yerin sallandığını hissettik ve tuğlaların yerden yükselmeye başladığını gördük. Yer kabardı. Dalgalı bir deniz gibi yükseldi. İnsanlar canını kurtarmak için yıkılan binalardan kaçtı. Ama şehirde sığınılacak yer yoktu. Port Royal neredeyse olabilecek en kötü durumdaydı. Tuğladan yapılmış uzun binalar ve dar sokaklar vardı. O sokaklardaysanız kaçmak imkansızdı. Bir binada kalmakla sokağa çıkmak arasında yapacağınız tercih tamamen kumar. Deprem yalnızca başlangıçtı. Port Royal'ın nasıl denize battığını tek başına açıklamıyor. Şehir tamamen farklı bir sebepten batmış. Charles Kalesi'nin arkasında, Port Royal'ın kumlu sokaklarının altında büyüyen korkunç güçlerin sıra dışı bir kanıtı var. Burası denizci binası ama günümüzde içine girince kapıldığınız his yüzünden sersemletici ev deniyor. Bina açılı, zemin de bu açıda olduğu için içeri girdiğinizde yön duygunuzu kaybedebiliyorsunuz. Sersemletici ev, 1907'deki depremden sonra ayakta kalan az sayıda binadan biri. 1692'de yaşanan şeye benzer bir şey yaşandı. Ama 1692'deki depremin daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz. İnsanlar hala içindeyken evler 5,5 metre kadar kuma battı.
Port Royal depreminin doruk noktasında son derece sıra dışı bir şey oldu. Depremde bunu çok ender görürüz. Sallanıp çöken binalar içinde insanlarla birlikte zemine batmaya başladı. Bilim insanları buna sıvılaşma diyor. Port Royal halkı içinse cehennem azabıydı. Evlerini üstüne inşa ettikleri kumlu zemin ölümcül bir batağa dönüştü. Sıvılaşma sırasında şu oluyor. Kumun içinde bolca su var ve salladığınızda bulamaç haline gelip sıvılaşıyor. Çok ender kameraya yakalanıyor. Bu görüntü Niigata, Japonya'da 16 Haziran 1964'te iş yerinde sıvılaşmanın dehşetini gösteriyor. Dev bir depremin enerjisi şehrin altındaki çökeltinin taneciklerini ayırdı ve suyun yüzeye çıkmasına neden oldu. Toprak bataklığa döndü ve şehri içine çekti. Port Royal'ın talihsiz halkı sert zeminin sıvı ölüme dönüşebileceğini bilemezdi. Deprem başladıktan dakikalar sonra ikinci felaket kendini gösterdi. Zemin yarıldı, içinden su ve kum püskürdü. Zemin sallandıkça kum daha da sıvılaştı. Büyük evler, kiliseler, tavernalar, hatta Port Royal'ın kalesi bile taş gibi battı. O zamanlar en güzel, en yüce görünen evler bir dakikada toprağın içine battı ve gözden kayboldu. Bazı insanlar yarısı kumda, yarısı dışarıda mahsur kaldı. Toprak onları boynuna kadar yuttu ve sonra üstlerine kapandı. Elleri yerin üstündeyken sıkışarak ölmelerine neden oldu. Çoğunu köpekler yedi. Bu bataklıkta birçok insan helak oldu ama inanılmaz bir kurtuluş hikayesi var. Fransız tüccar Louis Geldi toprağa batıyordu. Herkes öldüğünü düşünmüştü. Sonra artçı şok sebebiyle denize fırladı ve en yakın tekneye yüzerek hayatta kaldı. Bunun ardından çok dindar bir adam oldu. Port Royal'ın 2/3'ü battı. Yanında 2000 kişi ve yüzlerce bina götürdü. Mevcut yıkıntılar şaşırtıcı bir şekilde korunmuş. Bana en büyüleyici gelen şey şu, bir bina asıl durduğu yerden 4,5 metre aşağı batarken nasıl bir tuğla bile yerinden oynamaz. Bu tuğlalar sıvayla yapıştırılmamış, sadece avlu yapar gibi dizilmiş ama mükemmel bir şekilde bir arada duruyor. Şimdi bir de 4,5 metre suyun altındalar. Buraya bir günde nasıl battığı anlaşılıyor. Duvarlar yerinde duruyor. İçindeki avlu yerinde duruyor. Bu çok ürkütücü bir his. Anlatılanlara göre şehrin denizde kaybolması birkaç dakika sürmüş. Depremin sebep olduğu kaos bununla bitmemiş. Kurutulan şehir, Port Royal'a vurmak üzere olan 3. ve son felaket hakkında ipuçları verecek. Port Royal deniz tarafından dakikalar içinde yutuldu. Hayatta kalanlar ailelerinin, evlerinin ve şehrin dalgaların altına battığını gördü. Son teknoloji malzemelerle felaket bölgesini taradık. Buradan binlerce arkeolojik kalıntı çıkarıldı. Her biri Port Royal'ın çökmesinden önceki anlara dair bir hikaye anlatıyor. İnsanlar evde yemek yapıyor, öğle yemeği hazırlıyordu. Tavernalar alemcilerle doluyordu. Suyu çekilen kayıp şehirde depremin Port Royal'a son bir darbe vurduğuna dair sıra dışı bir kanıt buluyoruz. Deniz tabanına büyük bir geminin gövde kalıntıları gömülmüş. Lime Caddesi kalıntılarının hemen altında bulunuyor. Soru gayet açık. Neden Port Royal'daki bir binanın zemininde gemi var?
Bu ilginç keşif 1980'lerde Donny Hamilton tarafından yapıldı. John, bunun bize Port Royal'ın kıyamet günü hakkında göstereceklerini öğrenmek istiyor. Burada 4 ve 5 numaralı binaların planını görüyoruz. Burada bir kirişle karşılaştık, o da gemi omurgası çıktı. Donny'yi asıl şaşırtan geminin yanındaki binaydı. Neden diğer binalar gibi bunun da duvarları sağlam değildi? Fark ettiğimiz ilk şey bu duvar oldu. A, B, C'de düz bir çizgi oluşturmalı ama her şey ileri itilmiş. Duvar sadece yanlış yerde değil, aynı zamanda parçalanmış ve başka bir duvarda yamulmuş. Burası bir kaza yeri. Arkeolojide ağanın olduğu gibi korunduğunu çok nadir görürüz. Olanların mekanizması görülebiliyor. Ama limandaki bir gemi nasıl şehrin ortasındaki eve çarpabilir? Kazadaki geminin kimliği bu gizemin çözülmesine yardım edebilir mi? Donny'nin ekibi kayıtları aradığında muhtemel bir cevap buldu. 22,5 metre uzunluğunda bir İngiliz savaş gemisi. Adı HMS Swan olan bu gemiye benziyordu. Kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla Swan deprem sırasında limandaymış. 4 numaralı binada bulduğumuz geminin temel boyutlarına da uyuyor. 7 Haziran 1692'de HMS Swan, Port Royal'ın rıhtımlarından birinde bakımdaymış. Tüm ipuçları tek bir sonuca işaret ediyor. Limanda bu binadan 60 metre uzakta duran bir gemi kaldırılmış ve binanın üstüne fırlatılmış. Açık bir şekilde tsunami kanıtı bu. Tsunami, Port Royal'ı vuran üçüncü afetti. Bir görgü tanığının ifadesine göre dalga vurmadan önce Kingston limanından deniz çekilmiş. ...2011'de Japonya'yı, 2004'te de Tayland'ı vuran tsunamilere benzer bir dalgaymış. Tsunami, HMS Swan'a ne olduğunu açıklıyor. İlk defa son yolculuğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Yükü olmayan HMS Swan... Port Royal'ı vuran dev dalgadaki bir şişe mantarı gibiydi. Suya batan şehrin üstüne savruldu. Queen Caddesi'ni geçti ve sonunda Lime Caddesi'nde bir eve çarptı. Duvarlarını ciddi bir güçle deldi. Arkeologlar Port Royal'ın kaderini haritalandırdı. Ama hala çözülecek bir gizem var. Felaketin nasıl olduğuna biraz ışık tutabilir belki. Port Royal'ın en büyük binalarından biri deniz tabanında görünmüyor. James Kalesi. Haritalardan bildiğimiz kadarıyla James Kalesi eskiden açıkça liman girişinde duruyormuş. Sualtı taramasında çıkması gerek. Üç boyutlu taramanın şaşırtıcı yönü şu, kale gibi belirgin bir şeyin olduğu yerde hiç yükselti yok. Depremde battığını kabul edebiliriz ama elimizdeki planlara baktığımızda tamamen yok olmuş gibi görünüyor. Felaket sırasında James Kalesi'nin yok olmasını açıklayacak başka bir şey mi olmuştu? Binanın boyutu düşünüldüğünde durum çok daha gizemli hale geliyor. İngiltere'nin yeni dünyadaki en büyük yerleşim yeri için Charles Kalesi gibi burası da aşılması güç bir savunmaydı. Dev duvarlarını ve surlarını nasıl bir güç yıkmış olabilir? John bunu öğrenmek için kalenin kalıntılarını deniz tabanında aramak istiyor. Bulunduğunu düşündüğümüz yere gitmek istiyorum. Evet. Bakalım bir şey görebilecek miyiz? Yapıya dair bir şey, duvar falan çıkabilir. John bir şey bulursa, fotogrametri uzmanı Simon Brown, bölgeyi detaylıca arayacak. Düz kenarları olan büyük taşlar arıyoruz.
İşe yarayacak her şey. Şekli tek tip olacak, o tür bir şey. John, büyük blokların deniz tabanında yattığına dair önceki taramalardan çıkan söylentileri takip ediyor. Aramaya derin sularda, batık şehrin bilinen sınırının ötesinde başlıyor. Bence James Kalesi'nin yerine dair hep bir gizem vardı. Şimdi elimizdeki teknolojiyle en azından o kale parçalarının nerede olduğunu ve kaleye ne olduğunu anlayacağımızı umuyoruz. Bulduğu her kalıntı, Port Royal'ı haritadan silen felaketin son kısmı hakkında ipucu verebilir. Kısa süre içinde bir şey keşfediliyor. İşaret çıktı. Telsizden duyduğuma göre John bir şey bulmuş. Batık şehrin kayıp parçası olan James Kalesi olabilir mi bu? Port Royal'ı batıran deprem, en büyük binalarından birinin deniz tabanında neden bulunamadığını açıklamıyor. John Henderson, James Kalesi'nden kalıntılar bulmuş olabilir. Simon'ın bölgeyi taramasının vakti geldi. İki işareti bu kadar çabuk gönderdilerse heyecanlandıkları bir şey bulduklarına eminim. Burada dev tuğla parçaları, yığıntı ve harç var. Bunun insan yapımı olduğu görülüyor. Kenarları çok belirgin ve açıları da oldukça doğru. Kanıtlar bu yapının deniz tabanına ait doğal bir şey olmadığını gösteriyor. Ekip yeni keşfi kaydedip haritalandırıyor. Bu tarama kalenin nasıl yıkıldığını açıklayacak mı? Deniz tabanına yayılmış. Açıkça dev yapı parçaları, harç ve yığıntı var. Kesinlikle James Kalesi'nin parçaları deniz tabanına yayılmış. Sanki yapı batmış, sonra bir şey tarafından parçalanmış. John, James Kalesi'nin yerini ilk kez belirledi. Deniz tabanında olması gereken yerde değil ve kaleden geriye çok az şey kalmış. Felaket hakkında neyi gösteriyor bu? Bu James Kalesi olduğunu düşündüğümüz şeyin yerini belirlediğimiz parçalarından biri. Büyük bir duvar parçasının, dev kalenin bir surunun taraması bu. Batan diğer binaların aksine bu tek parça değil. Nasıl böyle parçalandı? Deprem vurduğunda limana doğru kaydı. Arkasında bütün şehrin ağırlığı vardı. Parçalanmaya başladı. Diğer kısımlar sıvılaştı, dümdüz çöktü ama bu ileri itildi. Sonra tsunami'nin darbesini aldı ve parçalanmaya başladı. James Kalesi'nin tahribatı tek bir tsunami'den fazlası olduğunu gösteriyor. Depremin getirdiği acımasız ve son bela buydu. Ve yine sebebi Port Royal'ın Kingston limanındaki konumuydu. İronik olan şu, güvenli bir konum olan bir liman var. Teknelere fırtınada sığınak oluyor ama depremle tamamen ölümcül hale geliyor. Kingston limanı tsunami'yi büyüttü. Dalganın bu koya geldiğini hayal edin. Tabii ki gidecek başka yeri yok. Tsunami limanda tüm kıyılardan döndü ve batık şehrin kuzey ucuna birden çok dalga gönderdi. James Kalesi'ni parçalayıp deniz tabanına dağıttı. Bir küveti alıp bu şekilde salladığınızı düşünün. Bir oraya bir buraya çarpar. Tüm olayın dehşetini ve çılgınlığını artırıyor bu. Port Royal, deprem, bataklık ve birden çok tsunami dalgasıyla yerle bir oldu. Bu felaket şehri ana karadan kopardı. Geriye sadece harap olmuş bir ada ve binlerce ölü kaldı. İnsanların cesetleri günler sonra bile limanın bir tarafından diğer tarafına yüzüyordu. O kadar katlanılmaz bir kokuya neden olmuştu ki sanki ölüler yaşayanları mahvediyordu. Felaketin haberi Avrupa'ya ulaştığında
Tanrı sonunda ahlaksız korsan şehrinin cezasını kesmiş diye düşünüldü. Haber ana vatana ulaştığında genel olarak İngilizce konuşan dünyanın en günahkar şehrinin sonunda layığını bulduğu düşünüldü. İlahi adalet olarak görüldü. Port Royal'daki yağmanın ve korkunç davranışların hak edilmiş cezası olarak görüldü. Bu korkunç yargıyla Tanrı hayatlarını değiştirmelerini sağlayacak. Zira dünya üstünde onlardan büyük kafir yoktu. Port Royal eski şanına asla kavuşamadı. Karayiplerin ticaret yıldızı dünyadan silindi gitti. Depremin burayı vurmadığını hayal edersek, burası gelişip Manhattan veya Hong Kong gibi bir yere dönüşebilirdi. Sonunda Port Royal'ın aktif fay hattı ve ölümcül bataklıktan oluşan konumu kaderini belirledi. Gerçek şu, bu şehir İngilizlerin inşa etmemesi gereken bir yerdeydi. Yani insanların sebep olduğu bir trajedi, bir felaket bu. Doğanın veya Tanrı'nın sebep olduğu değil. John Anderson'ın çalışması, Batı Korsan şehrinin ilk tamamlanmış sualtı taraması oldu. UNESCO Dünya Mirası unvanını almasını sağlayıp, bu bölgeyi doğanın gazabından korumaya bir faydası olabilir. Deniz tekrar bu bölgeyi ele geçiriyor. Burayı bir defa yuttu. Şimdi tekrar istiyor. Bilim ve inanılmaz bilgisayar görüntüleri sayesinde Port Royal'ın inanılmaz hikayesi baki kalacak. Tüm zamanların en kötü nam salmış korsan şehri dev bir depremle parçalandı. Sonra ölümcül bataklıkla denize battı ve birkaç tsunami ile son darbeyi aldı. Üçlü bir felaket, dünyanın en günahkar şehrindeki hayatı sona erdirdi.